Herkese merhabalar arkadaşlar. Oyun Gezegen kanalımızda Football Manager 2016 Beşiktaş kariyerimizde yepyeni bir bölüme daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki bölümü izlemediyseniz eğer sağ üst köşeye çıkan etiketten bir önceki bölümümüze gidebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz sağ alt köşeden kanalımıza abone olabilir. Yorumlarınızı ve fikirlerinizi arkadaşlar muhakkak belirtmenizi istiyorum. Serimiz hakkında, gidişatımız hakkında arkadaşlar. Dün yayınladığım bir biliyorsun sıfırdan yüze Kocaelispor kariyerimiz de var. Dün yayınladığım Kocaelispor kariyerinde size bir öneride bulunmuştum, bir teklifte bulunmuştum ya da bir projemden bahsetmişim. Projemden hani sonuçta tamam Football Manager 2016 eyvallah güzel güzel gidiyoruz. Her gün bir bölüm muhakkak geliyor. Ancak dedim hani bu futbol biz sonuçta bizim kanalımız Football Manager ağırlıklı bir kanal olduğu için arkadaşlar nasıl diyeyim size bunu biraz daha neşeli değişik bir hale getirelim istedim öyle diyeyim. Ne demiştim? Siz üyelerimizden mesela işte başkanından tutun asistan menajerine başka işte teknik heyetinden tutun gerekirse eğer futbolcularına kadar bütün teknik heyet arkadaşlar sizlerden yani sizin isimlerinizden oluşan bir yama şeklinde yapmak istiyorum. Ve Oyun Gezegeni Spor Kulübü adı altında Türkiye'de PTT 1.lig'den bir kulüp oluşturup arkadaşlar bir de ayrıyetten sıfır yabancı tamamıyla Türk oyuncularla kurulu bir kadro ile yeni öyle bir farklı bir kariyer yapmak düşüncesi içerisindeyim arkadaşlar. Sizce nasıl olur? Evet, ben size bunu soruyorum arkadaşlar. Bakalım bu kimmiş? Jerry St. Juste. Markaş o 20 yaşında gerçekten çok iyi bir futbolcu. Şöyle bir hemen gözlemciye alalım bunu bakalım. Kararlılığı iyi değilmiş. Oyuncuyu satmaya yanaşmayabilirmiş. Genç yaşta başka bir ikilinin ortaya çıkan sonra başa çıkmak zorunda diyor. Kendisi kulübümüze gelmeyi çok istiyormuş. Süper Lig futboluna çok iyi uyarmış. Gelecekte çok iyi gelişim gösterebilir. İşte bu bizim aslında can alıcı noktamız arkadaşlar. Teklif yapamıyoruz. Zaten transfer bütçemiz ortada. 225 bin avro. Ay ay. Ah şu parasızlık. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzün ilk karşılaşmasında Mersin İdman Yurdu deplasmanında yapacağız arkadaşlar. Bakalım deplasmanda Mersin İdman Yurdu'na karşı nasıl bir sonuç alabileceğiz? Şu anda gayet güzel ilerliyoruz aslında. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ligde lider durumdayız. Valentin Stoker'ın bir sakatlığı var. Onun yerine tabii ki Gökhan Töre'yi alıyorum oyuna. Tottenham'dan kiraladık Gökhan Töre'yi arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki bölümümüzde bol bol bir transfer harekatı yaşamıştık. Alvaro Morata'yı kiraladık. Dünyaca ünlü santraforu. Şöyle baktığım zaman aslında şu Dede'yi almak istiyorum. Ama kimin yerine alabilirim ona bakıyorum. Şimdi bu kadromuzda yani bu taktiğimizde işte Christopher Ajer dışarıda kalıyor. Ben buna uyuz oluyorum. Asensio'yu dinlendireceğim. Ajer şöyle yapalım tamam. Yok abi ben Ajer'e o benim adamım bu adam oynayacak yani ne pahasına olursa olsun. O adam bu takımda oynayacak. Bitti. Nokta. Yavaş yavaş ayrıyeten arkadaşlar Andreas Beck'i de sol bek'e de alıştırmaya başlıyorum diyebilirim arkadaşlar. Şu an Felix Patzlak Dortmund'dan kiraladığımız genç futbolcu sağ bekte oynuyor. Andreas Beck sağ bekte gerçekten çok iyi işler yapıyordu. Sol bek birazcık işlemiyordu. O yüzden sol bek Andreas Beck'i koyuyorum. Yavaş yavaş alışıyordu öyle ters ayaklı ama olsun. Sağ tarafta Felix Patzlak da güzel işler yapıyor. Hemen şöyle tamam hırslı bir şekilde oyuncularımıza serimizi devam ettirmemiz gerekiyor dedik. Artık siz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz dercesine arkadaşlar sahaya gönderdik futbolcularımıza. Ve karşılaşmaya bizim vuruşumuzla başladı arkadaşlar. Felix Paslak.
derken anında simülasyon geldi girdi araya. Mersin Arena stadyumunda ilk yarıda daha maçın başı şu anda dakikalar 5'i gösteriyor. 0-0'lık eşitlik devam ediyor arkadaşlar. Ancak baktığımız zaman biliyorsunuz taktiğimiz, yeni taktiğimiz tamamıyla pasa dayalı bir futbol. Ve şu anda taktiğimiz yavaş yavaş oturuyor. %73 topa sahip olma oranlarıyla. Zivkovic ortalığı, arka tarafta Alvaro Morata. Alvaro Morata Beşiktaş formasıyla ilk golüne ulaştı arkadaşlar. Mersin İdman Yurdu karşılaşmasında asist Andreas Zivkovic'den, Avrupa'nın altın çocuğu Zivkovic'den. Bir arkadaşımız bana Zivkovic'i böyle giderse zor tutarsın elinde demişti. Gerçekten görüntü onu gösteriyor. Bakalım. Bakalım bakalım. Dakikalar 34 oldu arkadaşlar. 1-0'lık üstümüz devam ediyor. Bu arada iki futbolcumuzun hafif sakatlıkları oldu. O birazcık kötü, birazcık canımız sıkıldı bu sakatlıklardan dolayı. Dakikalar 42. 1-0'lık üstünümüz devam ediyor. Alvaro Morata'nın atmış olduğu golle bu arada Oğuzhan çok 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 etkisiz oynuyor şu anda. Devre arasında bakalım Oğuzhan'la bir konuşma yapalım. Ne derdi varmış bir görelim. Oyuncularımıza iyi oynuyorsunuz fakat daha da gelişmeniz gerektiğini düşünüyorum diyorum. Oğuzhan'a şöyle agresif bir şekilde performansından hiç memnun kalmadığını söyledim. Kendisini toparlamalı bence. Disiplinden kesinlikle taviz vermiyorum. Hani aman iyi olsun, gönlü hoş olsun diye öyle ıvır zıvır muhabbetler yapmıyorum. Ben genelde futbolcularla her türlü azarlama falan filan yapıyoruz. Baktığımız zaman Oğuzhan hala patlak. O yüzden Oğuzhan'ı çıkartıyorum. Yerine Marco Asensio'yu oyuna dahil ediyorum arkadaşlar. Dakikalar 54, 1-0'lık üstünümüz devam ediyor ancak tabii ki 1-0 her zaman sıkıntılı bir skor. Mert İdman yurdundan pozisyon vermiyoruz ancak biz de çok tehlikeli pozisyon ürettiğimiz söylenemez. Topa sahip olma oranlarında tamam ezici bir üstünlüğümüz olabilir ancak bu henüz skora yansımadı. 1-0'lık skor gerçekten riskli bir skor. Adamlar 90. dakikada gelir tak bir tane koyar. Öyle ağzımız açık kalırız. Şimdi biraz daha yaratıcı olmaları konusunda arkadaşları uyardım. Bakalım bizim uyarılarımızı dikkate alabilecekler mi? Dakikalar 69 oldu bu arada. Pek de dikkate almayacaklar gibi. Şu anda iki takım da herhalde halinden memnun gibi futbol oynuyor arkadaşlar görünüşe göre. Mersin İdman büyük ihtimalle defans yapıyor tamamen. Biz de o defansı açmakta zorluk çekiyoruz. Dakikalar 80'i gösterirken. O zaman şöyle bir şey yapsak. Şöyle taktiğimize gelsek. Hemen şöyle hop. Geniş alan taktiğimize geçsek bakalım. Son 10 dakikada herhangi bir değişiklik gösterecek mi? Lucas Romero da sarı kart gördü. Takımımız birazcık agresif futbol oynuyor. 4 tane futbolcumuz sarı kart gördü. Gerçi Mersin İdman Yurdu'nda da 5 tane futbolcu sarı kart görmüş. Maç genel olarak gergin geçiyor diyebiliriz aslında. Gökhan Töre çok etkisizdi bugün. Gördüğümüz kadarıyla, takip ettiğimiz kadarıyla. Bakalım artık maçta zaten son saniyeler. Serdar Aziz, Rodolfo'ya. Büyük ihtimalle bu görüntüden sonra maç bitecek arkadaşlar. Gökhan Töre'den Lucas Romero'ya. Sağ tarafa etkisiz pas Pedriel araya girdi. Serkan uzun pas Kone ancak defans araya girdi. Top kalecimiz Rulli'ye geldi. Artık son saniyeler karşılaşmada Mersin Arena Stadyumunda Mersin'e deplasmanda zor da olsa bence zor bir şekilde de olsa 1-0 mağlup etmeyi başardık arkadaşlar. Maçın adamı bakamadık. Maçın adamına bakamadık. Neyse önemli değil. Kadir Kafkasyalı'dan tamam güzel. Sedat Yılmaz evet geleceği parlak bir santrafor gerçekten geleceği parlak altyapımızdan çıkmıştı gördüğünüz gibi. Çok çok gelişine inanıyorum. Bir sezon kiraladım bakalım. Karabükspor'a kiraladım. Umarım as takım olarak kiraladım. Umarım kendini biraz daha geliştirip de gelebilir.
Uğur Yılmaz'a da teklif gelmiş. Tamam, genç futbolcularımızı 6 aylığına kiralayalım. Çünkü ilk 6 ay çok fazla şans bulamadılar. Bu yaşta soğumasınlar en azından. Baktığımız zaman 3-4 hafta disk girişine çekme Serdar Aziz. Bu kötü oldu. Andreas Beck 10 gün. Bu da kötü oldu. Ve 24 maçlıkta arkadaşlar yenilmezlik serimiz devam ediyor. Evet arkadaşlar, bir sonraki karşılaşmamız Kayserispor'la kendi evimizde oynayacağız. Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması. Serdar Aziz ve biliyorsunuz Andreas Beck'in sakatlıkları var. Onların yerine İsmail ve yine yeni transferimiz Dede ilk 11'de olacak. Gökhan Töre'yi ben ilk 11'e almayı düşünmüyorum. Onun yerine Christopher Ajer'i alacağım. Şöyle asansörden de yer değiştiririm ben bunları. Oğuzhan'la hadi bakalım. Ajer orada oynasın bir de ya. Bir de orada deneyelim. Orta sahanın her yerinde oynayabiliyor çünkü Christopher Ajer. Bir de orada deneyelim. Andreas Zivkovic'i ben bu karşılaşmada arkadaşlar biraz dinlendirmek istiyorum. Onun yerine Aras Özbiriz'i kadroya koyacağım arkadaşlar ve zaman kaybetmeden karşılaşmamıza girişimizi yapalım arkadaşlar. Bakalım. Karşılaşma sonunda gülen taraf kim olacak? Şöyle oyuncularımıza hırslı bir şekilde hadi beyler dedik. 24 maçlık bir yenilmezlik serimiz var. Bu serimizi devam ettirmeliyiz en azından diye konuştuk ve sahaya gönderdik. Şu anda 6 maçta 13 puanımız var. Bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılırsak eğer 15 puan bir şekilde gruptan lider bir şekilde ayrılacağız arkadaşlar. Dakikalar 13. Şimdi Ahaman da kullandı. İsmail indirdi. Asensio. Asensio sol tarafta. Asensio. Ortaya Oğuzhan. Lucas Romero. İsmail'e. İsmail. İsmail ortalığı da ancak Mehmet topuzun hareketi foul ve dakikalar 14'ü gösterdiğinde penaltıyı kazanıyoruz. Topun başına geçen futbolcu Asensio. Asensio dakikalar 15'te penaltıyı kullandı ve takımımızı 1-0 öne geçirdi. Kayserispor karşısında Asensio'nun atmış olduğu golle Ziraat Türkiye Kupası grup karşılaşmalarında arkadaşlar 15. dakikada Kayserispor karşısında İstanbul İnönü Spor Kompleksi Vodafone Arena'da 1-0 öne geçtik. İlk golü buluyoruz ancak işte ilk golden sonra biraz sıkıntı oluyor. Şimdi Asensio kullandı ancak Oğuzhan Asensio tekrar. Asensio ceza sahasında Asensio Samba Sow bu sefer. Bu sefer de Samba Sow yaptı hareketi. Hakem ikinci kez penaltı noktasına gidiyor. Dakikalar 33'ü gösterdiğinde bu sefer penaltıyı kullanacak futbolcu sanırım Felix Paslak. Evet. Dakikalar 33. Felix Paslak topun gerisinde. Paslak. Paslak vurdu ve gol. Felix Paslak'la 33. dakikada Kayserispor karşısında 2-0 öne geçmeyi başardık arkadaşlar. Dakikalar 39 oldu arkadaşlar. 2-0 üstümüz devam ediyor. Şimdi Asensio kullandı. Orada bir karambol ancak defans uzaklaştırdı. Deniz. Selçuk'a şimdi. Selçuk. Selçuk uzun bir pas. Sağ tarafta tekrar Deniz. Bir boşluk yakaladı. Ortaya çevirdi ancak defans araya girdi. Oğuzhan şimdi topu kaleci Rulli. Rulli uzun bir top attı ancak orada bizden hiç kimse yok. Selçuk. Bir ses var. Sol. Oo, çok güzel pas. Deniz vurdu kaleci Rulli. Kaleci Rulli gole izin vermedi. Dakikalar 41'i gösterirken. Şimdi Selçuk kullandı. Defansımız araya girdi. Şimdi Asensio. Kontratak olur mu? Asensio'nun pası Morata. Alvaro Morata ancak simülasyon araya girdi. Size pozisyon falan yok dedi. İlk yarıda son 5 dakika 2 tane gol bulduk. İkisi de penaltıdan, biri Asensio'dan, birisi Felix Paslak'tan geldi. Ve ilk yarı 2-0'lık performansımızdan sona erdi. Oyuncularımıza güzel gidiyor. Her şey güzel. Bu şekilde devam edin dedik arkadaşlar bu arada. Evet, bir drawing ses geldi. Neyin sesiydi bu? The Walking Dead Mission'un episode 2'si, bölüm 2'si çıkmış arkadaşlar. Onu indiriyordum. İndirme bitmiş. Onun bildirimi geldi. Onun sesiydi bu. Dakikalar 56. Baktığımız zaman Morata patlak yerine Cenk Tosun'u alıyorum arkadaşlar. Dakikalar 59'u gösterirken
İlk oyuncu değişikliğimizi yaptık arkadaşlar. 2-0 öndeyiz. %63 topa sahip olma oranımız var. Bu taktiğimizde gerçekten topun sahibi biziz. Sahaya hükmeden taraf biz oluyoruz. Gerçekten yavaş yavaş taktiğimiz oturuyor diyebiliriz arkadaşlar. Dakikalar 77, 2-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor Kayserispor karşısında. Ancak penaltılardan başka da çok böyle tehlikeli bir pozisyonumuzun olduğu söylenemez. Christopher Ajer'i çıkartıyorum. Yerine Olcay Şahan'ı oyuna alıyorum. Demek ki Christopher Ajer ofansif orta saha olarak çok fazla verim alabileceğimiz bir futbolcu değilmiş. Genelde tamamen orta sahanın göbeğinde ya da defansif orta saha olarak kullanmak daha mantıklı. Selçuk Rosendal. Selçuk tekrar Rosendal. Rosendal ve hakemin son düdüğü geldi arkadaşlar. Ziraat Türkiye Kupası grup karşılaşmalarında 6. maçımızda 15 puanla 5 galibiyet 1 mağlubiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nda arkadaşlar lider olarak çıkıyoruz gruplardan. Hakem 9.8 puan almış. Hakem ev sahibi takım yanlısı karar vermekte suçlansa da bugün iyi maç yönetmiş. Yani penaltıymış abi, adam 9.8 puan almış. Boru değil yani. Boru değil değil mi? İsmail Köybaşı sahanın en iyisi seçilmiş arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman taktik olarak şöyle biraz dengeli, bu hafta dengeli olsun, sonraki hafta hücum, sonra dengeli, sonra yine hücum, aynen devam. Evet, antrenmanlarımızı, bir aylık antrenman programımızı yaptık. Bu arada Oğuzhan'a 23 milyon euro. Of 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 of. 23 milyon avro. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Biraz daha yükselir mi dersiniz bu? Şu an çok aşırı kararsız kaldım gerçekten. Hadi ben şansımı zorlayacağım ya. Hadi bakalım. 30 milyonu ver al git diyeceğim. 30 milyon euroya Oğuzhan'ı veririm abi. Gerçi 23 milyon euro da gerçekten büyük bir para. Önümüzdeki sezon için eğer yönetim bizi buna tabii ki şey yaparsa, transfer bütçesini ayırırsa, önümüzdeki sezon için gerçekten inanılmaz bir rakam olurdu bizim için. Bakalım. 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 Ve evet verdi, vallaha verdi. 30 milyon euroyu verdi Barcelona. Kabul ediyorum abi. 30 milyon euro gerçekten çok büyük bir para. Oğuzhan Özyakup'u arkadaşlar 30 milyon euroya Barcelona'ya sattım. Ama tabii ki yerini doldurabileceğimiz bir futbolcu gerekir mi takımımıza? Gerçi Lucas Romero ile olan Christopher Ajer orta sahanın yükünü çeker diye düşünüyorum ben. O yüzden bilmiyorum, çok fazla gerek var mı, gerek yok mu? Şu an kararsızım aslında. Hatta bu karşılaşmada deneyelim bakalım. Oğuzhan'sız bir maç deneyelim değil mi arkadaşlar? Oğuzhan'ı çıkartıyorum. Yine Christopher Ajer alıyorum. Oğuzhan'ı dışarı alıyorum. Necip Uysal'ı alıyorum şöyle. Hatta Tolgay bile var yani. Belki Oğuzhan kadar kaliteli işler çıkartamayabilir belki ama Andreas Beck'i hiç yormayacağım. Şunu da şöyle değiştirdik mi? Tamamdır. Baktığımız zaman aynı. O zaman hadi bakalım maçımıza girelim. Bakalım Oğuzhan'sız bir karşılaşmada neler yapacağız arkadaşlar. Kendi sahamızda Başakşehir'le oynayacağız. Zorlu bir müsabaka bizi bekliyor olacak. Bakalım dediğimiz gibi Oğuzhan'sız neler yapabiliyoruz, neler yapabileceğiz ya da. Ve karşılaşmaya Başakşehir başladı arkadaşlar. Şimdi Dede
Sol tarafta İsmail. Gökhan Töre. Gökhan kaptırdı topu. Gökhan, ah Gökhan, ah Gökhan. Başakşehir tehlikeli geldi ve Lazio Kingsley mıdır nedir artık? Onunla 1-0 öne geçti Başakşehir kendi sahamızda. Şimdi Volkan Babacan kullandı. İsmail orada. Evet. Asensio alamadı topu. Ah Asensio, bunları kaçırmamak lazım. Benitez. Golün sahibi Christian Kesson. Neyse artık ismi. Doka ortaladı. Orada defansımız var. Baresca. Baresca. Lucas Romero oraya girdi şimdi. Alvaro Morata. Morata sağ tarafa döndü. Gökhan Töre. Gökhan Töre pası. Christopher Ajer. Sağ tarafta Felix Paslak. Zivkovic. Andre Zivkovic son çizgiydi. Ortasını yaptı. Arka tarafta Gökhan vurdu ancak kaleci Volkan gole izin vermedi. Beraberlik golüne yaklaşmıştık. Ancak kaleci Volkan gole izin vermedi. Şimdi Gökhan Töre tekrar topla ilerliyor. Çok süratli. Gökhan ortaya, Asensio. Zivkovic. Zivkovic. Avrupa'nın altın çocuğu Andrija Zivković 11. dakikada takımımıza eşitliği geçirdi. Avrupa'nın altın çocuğu. Zira Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Başakşehir ile şu anda İstanbul İnönü Spor Kompleksindeki karşılaşma 1-1'lik eşitlik devam ediyor arkadaşlar. Dakikalar 39 oldu. Şimdi Gökhan Töre kullandı. Arka tarafta kim var? Zivkovic var. Zivkovic sıfırdan attı. Andrea Zivkovic. Bu çocuk niye Avrupa'nın altın çocuğu? İşte bu yüzden. Andrea Zivkovic bir anda durumu 1-0'dan 2-1'e getirmeyi başardı. Tek başına. Şöyle aynen her şey iyi gidiyor. Şimdilik iyi gidiyor ama daha da iyisini yapabilirsiniz gibisinden bir konuşma yaptık futbolcularımıza ve ikinci yarı için sahaya gönderdik. Felix Pasta, Christopher Ajer, Zivkovic, Asensio, Asensio, Lucas Romero, Gökhan Töre, İsmail mi? İsmail bindirme yaptı şimdi. İsmail son çizgide ortayı yaptı. Kaleci Volkan'dan seken top kornere gitti. Asensio kullandı ancak orada defans var. Christopher Ajer, Romero, Felix Paslak derken simülasyon geldi, girdi araya ve pozisyon falan filan hiçbir şey yok size dedi. Dakikalar 57 oldu arkadaşlar. 2-1'lik üstünlüğümüz devam ediyor Başakşehir karşısında. İsmail Köybaşı sakatlık geçirdi. Bu kötü oldu tabii ki. Yerine Atilla Turan'ı oyuna alıyorum. Daha fazla sakatlığının büyümemesi açısından, dinlenmesi açısından İsmail Köybaşı'yı sağ kenarına aldım ve yerine Atilla Turan'ı sahaya sürdüm arkadaşlar. Dakikalar 73. Morata'yı çıkartıyorum. Yerine Cenk Tosun'u oyuna alıyorum. İkinci oyuncu değişikliği hakkımı da arkadaşlar 75. dakikada yaptım. Zivkovic'in iki tane golüyle şu anda 2-1 öndeyiz. Şimdi Atilla pası Gökhan Töre. Asensio o kaptırdı ancak Christopher Ajer araya girmeye başardı. Doka. Christian. Benitez. Tekrar Christian'a. Şut direkten döndü. Oo. Tehlikeli bir şut geldi Christian'dan, ilk golün sahibi. Ancak top direkten döndü. Rodolfo. Gökhan Töre. Lucas Romero. Asensio. Gökhan Töre. Gökhan sol tarafta Tila. Atilla ortasını yaptı. Kim var orada? Cenk Tosun var orada. 87. dakikada maçı kopartan golü attı Cenk Tosun. Durum 3-1. Artık maçı kopartan, dediğimiz gibi maçı koparttı diyebiliriz artık bu golle Cenk Tosun. Artık karşılaşma son 2 dakika 3-1'lik üstünlüğümüz devam ediyor. Atilla. Lomedo Atilla. Gökhan Töre. Gökhan Atilla ortaya yaptı ancak top kaleci Volkan Babacan'a geldi. Volkan şimdi degajını yaptı. Paslak indi de Ajer. Zivkovic'den Asensio. Sol tarafa döndü Atilla. Gökhan Töre. Atilla ile güzel patlaştı. Atilla ortada, arka tarafta Zivkovic çevirdi. Gökhan vurdu kaleci Volkan Babacan. Milli kaleci Okan Babacan gerçekten bu karşılaşmada birbirinden güzel kurtarışlar yaptı. Adeta farkı önledi diyebiliriz. Romero. Sol tarafta Atilla ancak zar zor yetişti top
Out'a çıktı. Artık son saniyeler ve hakemin son düdüğü geldi arkadaşlar. Kendi sahamıza Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Başakşehir'i 3-1 mağlup etmeyi başardık arkadaşlar. Oyuncularımıza tamam şöyle güzel bir performans olduğunu söyledik ve gördüğünüz gibi Başakşehir bayağı agresif oynamış. 24 faul yapmışlar. Yani hiç gerek yok bence değil mi? Ama Andrija Zivković bu karşılaşmada gerçekten neden gördüğünüz gibi harika çocuk, neden Avrupa'nın genç yeteneği, neden Avrupa'nın parlayan yıldızı olduğunu, aldığı ödülü hak ettiğini bize bu karşılaşmada bir kez daha gösterdi. Evet arkadaşlar, yine transferin son günlerinde hareketli zamanlar geçiriyoruz diyebilirim. Bu arada Güney Amerika'dan gözlemci raporu Gabriel Jesus, 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Palmeiras'te oynuyormuş. Gerçekten kaliteli bir futbolcu diyebiliriz arkadaşlar. Bayağı iş yapar yani. Neyse şöyle bir raporu aldım zaman işte bonservisi çok fazla ya. Bunların da bonservisleri çok fazla abi. Gelecekte tamam eyvallah güzel gelişim gösteriyor falan filan ama işte bonservis olayı bizi patlatıyor. Ve evet. Oğuzhan Özyakup İspanya'da 25 milyon euro olarak gözüküyor. Tabii artı getirileriyle 30 milyon euro bu. Bu sezon gördüğünüz gibi 73 milyon avro kazanmışız arkadaşlar. Transferlerden Oğuzhan'ı gönderdik. Tabii onun yerini boş bırakacak mıyız? Hayır. O konuda size sürprizim var arkadaşlar. Bakalım eğer olursa şimdi hep birlikte bekleyeceğiz ve göreceğiz. En azından Şampiyonlar Ligi kayıtlarından önce transferler gerçekleşse iyi olur bence. Kimmiş bu? Walter Monte 32 yaşındaki futbol. Yani Oğuzhan'ın yerini doldurmak için. Ama 32 yaşında ya. İyi yani iyi bir profili var aslında ama Arda Turan için 30 fiyat sormuştum arkadaşlar öyle Arda Turan için 31,5 istiyor. He canım he. 31,5 milyon euro olsa. Yok seninle teşekkür ederim. Seni almayacağım. Gökhan Keskin bu sefer. Aa. Ve evet. Evet. Biz başlıyoruz arkadaşlar. 1. Lozano. 21 yaşındaki sol açık futbolcu arkadaşlar. İnanılmaz bir gelişimi olacağını düşünüyorum. İçeriye kat eden futbolcular sol kanatta çok 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 tehlikeli işler yapacak. Bu adam önümüzdeki sezon takip edin ve görün. Lozano kadromuza katılıyor arkadaşlar. Bir sonraki sezon ve Nuri Şahin. Oğuzhan'ı gönderdikten sonra en azından bir Türk futbolcuyla bu boşluğu doldurmam gerektiğini hissettim. Ve Nuri Şahin'i 6 aylığına kiraladım. 6 aylığına kiraladım Nuri Şahin'i ancak şöyle sözleşme bilgisini gösterdiğim zaman size. Yok daha dur pardon daha geçmedi. Ve John Obi Mikel. Chelsea'den John Obi Mikel ile arkadaşlar bir sonraki sezon kadromuza katacağız arkadaşlar. Onun da sözleşmesi bitiyordu. John Obi Mikel ile arkadaşlar kadromuza ne? Oyda. Tüh. Yeterli kaynağı yok. Hey de bütçeyi ayarla dedik. Şöyle imza attırsın mevcut sözleşmesi desek. Buna 4 yıllık hadi 5 yıllık desek. Şunları şöyle hatta şunu milli maçı kaldır. Premier Lig şampiyonluğunu kaldır. 6,5 mu? Kilit oyuncu olarak verdiğim zaman kaç para verebiliyorum? 7 istiyor ama şimdi bunu düşürebildiğimiz kadar düşüreceğiz abi. 4-9 önerdim. 6-7.
5 öneriyorum. 6-3. 5-2. Aynen. Adamsın o bir. O bir adamsın. Bunu bile 5 yıllık yapalım. Yok, istemiyor. Tamam. Okey. Nuri Şahin niye alamadık ya? Kiralık teklifi, eyvallah. Tamam. Şunu şöyle desek. Tüh ya, Nuri Şahin, bak size sürpriz yapayım diyecektim ama olmadı ya. Şunu 3,8 milyon euro. Eyvallah. Oğuzhan'ın yerine tamam. Kaptan seçimi. John Obi Mikel'in gelmemesi, gelememesi kötü oldu. Kabul. Tamam. Tamam, Nuri Şahin geldi. Güzel, tamam. Aso. Obi Mikel bütçeyi ayarla. Tamam, oldu. Vallahi oldu arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız oldu hatta. Nuri Şahin'i hemen şimdi kadromuza kattık arkadaşlar. Oğuzhan'ın yerine John Obi Mikel'le bir sonraki sezon kadromuza katmayı başardık arkadaşlar. Dünya yıldızlarını Beşiktaş'a getirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Önemli olan tabii ki başarı, başarı, başarı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gruplardan çıkmayı başardık arkadaşlar. Yaptığımız transferlerle bir tık daha üste artık hedefleyeceğiz önümüzdeki sezon. Şöyle baktığımız zaman Orta Doğu'dan Predrag Rajkovic, bu çok iyi kaleci oluyor, tavsiye ederim arkadaşlar. Şu an bende Rulli olduğu için eğer Rulli'yi alamıyorsanız muhakkak Rajkovic'i tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, şöyle baktığımız zaman alamadığımız tabii ki oyuncular var maalesef. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde mecburen kurallardan ötürü arkadaşlar, mecburen bu şekilde bir kadro. Evet dostlar, karşılaşmamız Rize Spor'la. Kendi sahamızda oynayacağız Rize Spor'la. Lig karşılaşmamız. Ligde şu anda lider durumdayız. Liderliği kaybetmemek için bu karşılaşmadan mutlak surette galibiyetle ayrılmaz. Şu anda puanlarımız eşit Kasımpaşa ile, ancak bizim bir maçımız eksik. Bunu da dikkate almamız lazım. Bu maçtan sonra asıl puan tablosu bizim karşımıza çıkacak ve karşılaşmaya Rize Spor başladı arkadaşlar. İnönü Spor Kompleksi Vodafone Arena Stadyumunda Rize Spor'u ağırlıyoruz. Bakalım 90 dakika sonunda gülen taraf kim olacak? Yeni transferimiz Nuri Şahin. İlk 18'i aldım, yedeklerde şu anda. Bakalım maçın gidişatına göre bir şekiller yapacağız. İtanya kullandı şimdi, ancak Romero oraya girdi. Asensio, Morata, Alvaro Morata ceza sahasında. Morata vurdu kaleci İtanya'ya. Yokan Töre geriye döndü. Kim var orada? Andreas Beck ortaladı. Arka tarafta Zivkovic, o topa yetişmesi neredeyse imkansızdı. Şimdi Juş, Mikaidi, geriye döndü. Vieira sağ tarafta, Koray, Mikaidi, Makidi, neyse artık ondan. Vieira uzun bir top, ofsayt yok. Ahmet İlhan kaleye doğru gitti, ancak avuta gitti. Etkisiz bir şut muydu, orta mıydı belli değil. Şimdi Rulli, Felix Paslak, Paslak, Zivkovic, Andre Zivkovic'in pası, Asensio, Morata, Paslak ortayı yaptı. Kim o? Asensio vurdu kaleci. Bir daha vurdu, direkten döndü. Daha sonrasında defans topu uzaklaştırmayı başardı. Lozano ile birlikte önümüzdeki sezon Zivkovic çok can yakacak bence. Çok 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 canlar yakacak. O yüzden Valentin Stoker'ı önümüzdeki sezon yollayabilirim arkadaşlar. Zaten çok fazla da verim alamadık sakatlıklarından dolayı da önümüzdeki sezon kadromuzdan yollayabiliriz Valentin Stoker'da. Dakikalar şu anda 34 oldu arkadaşlar. 0-0'lık eşitlik devam ediyor karşılaşmada. Kendi sahamızda maçın hakimi biziz İstatistiklere göre baktığımız zaman, ancak skor olarak istediğimiz verimi alamıyoruz şu anda.
O yüzden oyuncularımızı birazcık azarladım ve oyuna ikinci yarıya hücum ağırlıklı, biraz daha hücum ağırlıklı çıkmalarını istedim. Bakalım ikinci yarıda skor tabelasını değiştirebilecek miyiz? Felix Baslak, Andrej Ivković derken simülasyon girdi araya. Dakikalar 50 oldu. Şöyle artık yavaş yavaş oyuncularımıza kızmamızın zamanı geldi diye düşünüyorum. Şimdi Andreas Beck kullandı. Kim var orada? Bizden kimse yok. Koray. Lucas Romero aldı topu. Hacer. Hatalı pas. Hacer. Ah. Şimdi Felix Paslak. Andre Zivkovic. Zivkovic. Morata. Pası. Asensio. Asensio. Ah Asensio. Son anda defansa girdi ve top kornere çıktı. Asensio korneri kullandı. Karambol var orada. Ancak top Çaykur Rizespor'lu futbolcularda kaldı. Dakikalar 55. 0-0'lık eşitlik hala devam ediyor. Christopher Ajer biraz etkisiz gördüm onu. Onun yerine Nuri Şahin'in yeni transferimizi oyuna alıyorum arkadaşlar. 62. dakikada Nuri Şahin oyuna girdi. Ve artık yavaş yavaş yüklenmemizin zamanı geldi diye düşünüyorum. Dakikalar 81 oldu. Hala tık yok bizimkilerde. Berabere kaldık arkadaşlar. Büyük ihtimalle durumunu gösteriyor. Olmayınca olmuyor yani. Şu takıma iyi bir santrafor bulamadık bir türlü. Hani bulduğunu atacak, birazcık da kendisi yaratacak pozisyon. Mario Gomez'in ahını mı aldık bilemedim yani. Sezonun ilk yarısında Niasse geldi, verimsiz oldu. Daha sonra Alvaro Morata'yı aldık. Boru değil yani, Morata'yı getirdik kulübe. O bile gördüğünüz gibi maalesef sessiz yani. Tamam, istatistiklere bakıyoruz. Biz üstünüz, biz şeyiz ama yani sonucun böyle olmaması gerekiyordu bence. Zaten kaleci İtalya'da maçın adamı seçilmiş Çaykur Rizespor'un kalecisi. Evet arkadaşlar, isterseniz bu bölümümüzü burada sonlandıralım. 25 maçlık, tamam, güzel yenilmezlik serimiz varmış. Kuzey Amerika, Orta Afrika falan filan. Mike Dutland, Mitya Lant'ı sol açık. Bu çocuk da iyiydi aslında var ya. Ama şu an Lozano'yu aldım ben zaten. Şu an için ona gerek yok. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzü burada sonlandıralım. Güzel gidiyoruz gerçekten. Bir sonraki Beşiktaş bölümünü sabırsızlıkla bekleyin, merakla bekleyin arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.